Herkese tekrardan merhaba. Muğla'daki gezimiz devam ediyor. Çok istenilen yerlerden bir tanesi olan yatağındaki terk edilmiş köy videosunu çektikten sonra yine çok istenilen bir yer olan Muğla'nın Ula ilçesindeki metruk halde olan tarihi Ali Efendi evine geldik. Burası da yine sosyal medyada popüler olan yerlerden bir tanesiydi. Buraya çekime geldim. Şimdi burayı çekip göstereceğim sizlere. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Evin girişi burada bu şekilde ama kırmışlar girmek için. Hemen sol tarafındaki duvarda da şöyle buranın tarihçesini anlatan künye var. Nail Çakıran'ın babasının evi. Ali Efendi'nin evi diye geçiyormuş burası. Tarihi öneme sahip bir yer. Nail Çakıran, Türk gazeteci, şair, uluslararası ödüllü mimar ve restoratördür. 1910 yılında Ula'daki bu evde doğmuştur. Geleneksel mimariyi günümüze taşıyarak inşa ettiği yapılarla Güneybatı Anadolu geneline ve özellikle de Akyaka mimarisine damgasını vurmuş ve 1983 yılında Ahan Uluslararası Mimarlık Ödülü'nün sahibi olmuştur. Mimarlık eğitimi görmediği halde bu ödülü alan ilk kişidir. Ali Efendi Evi, geleneksel Osmanlı-Türk mimarisinin örneklerindendir. İki katlı sofalı bir evdir. Şöyle kapısından içeri girip yavaş yavaş sizlere göstermeye çalışayım. Bayağı büyük bir bahçesi var. Büyük bir alana sahip. Ama bakımsız hali duruyor bahçesi. Ben şöyle yavaş yavaş tarihi yapıya yaklaşayım. Burayı çok merak ediyordum. Bana da çok söylenmişti ama anca gelebildim. Çok güzel bir yapı. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Böyle kapısı, pencereleri, merdiveni maviye boyanmış. Çok güzel, şirin bir tarihi yapı. Şimdi içerisine girip içerisini göstereceğim size. Şu an kötü bir durumda fakat restore edilebilir. Umarım en kısa zamanda burası da kültür mirası adına gelecek nesillere aktarmak için kurtarılır. Şöyle. Ayrıntılı bir şekilde çekip göstereyim. Şöyle yavaş yavaş merdivenlerden çıkıp içerisine bakalım. Bizi çok güzel bir tarihi kapı karşılıyor. Aynı zamanda pencerelerinde demir parmaklıklar ve üzerlerinde de panjurlar var. Şöyle içerisine girip içerisine bakalım. Burası evin giriş bölümü, giriş hol bölümü. Ama aynı zamanda salon olarak da kullanılıyordu zamanında diye düşünüyorum. Ya da sofa dedikleri yer olabilir. Şöyle etrafını iyice çekeyim göstereyim. Her yerde gömme dolaplar olduğunu görüyorum. Burada da odayı gösteren şöyle penceresi var. Şöyle odalara yavaş yavaş bakalım. Her odada ocak olduğunu görüyorum. Geleneksel Türk evleri mimarisiyle yapılmış. Aynı zamanda ocağın üzerinde de böyle bir kabartmalı dekorları var. Ay, yıldız ve çiçek. Şu odaya bakalım. Her odada ocak var. Ocak görüyorum. Ve dediğim gibi gömme dolaplar. Ocaktan üzerinde de dekorlar. Tavanları da bu şekilde görünüyor. Ortak kullanım alanı gibi şöyle dolaplar da var. Aynı zamanda odadan odaya geçişin şöyle kapı da var. Ayrı bir kapı daha doğrusu. Evet. Her odanın ocağının üzerine farklı motiflerde dekorlar yapılmış. Yine her yerde olduğu gibi burada da tarihi yapıya zarar vermişler, yazılar yazmışlar maalesef. Şöyle birkaç tane gömme dolabını göstermek istiyorum. Nasıl rafları var? Şimdi şuraya da bakalım.
Burası için hala geç sayılmaz. Kurtarılabilir, restore edilebilir bir durumda. Çok kötü bir durumda değil. İnanıyorum ki yetkililer burası için de bir adım atacaktır. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu yapı bu şekilde kalmasın lütfen. Değerlendirilsin. Bahçesinde şöyle havuz var. Süs havuzu olduğunu düşünüyorum. Ama eski evlerin bahçelerinde böyle hayvanlar, büyükbaş hayvanlar su içsin diye böyle şeyler de oluyor. Su havuzları da oluyor. Bahçesinde de bir tane limon ağacı mı bu? Limon ağacı galiba. Evet. Limon ağacı. Yok. Niye bu? Ah, düştü. Portakalmış. Portakal düştü. Şöyle koyayım bunu. Şimdilik. Şöyle alt katına bakayım. Alt katı nasılmış? Ne durumda? Şöyle alt katının kapısını açayım. Bakalım alt kapı nasıl görünüyor? Maalesef iyi görünmüyor. Şöyle alt katını da göstereyim. Maalesef tarihi yapıda hayvan bakılmış, hayvan beslenmiş, ahır gibi kullanılmış burası. Üzülerek söylüyorum. Bu alt kat kötü bir durumda. Dediğim gibi umarım yetkililer burası için bir şeyler yapar. Dışarıda da evle ilgili farklı yapılar da var. Mesela şurası var. Başka bir alan. Evet, burada da hayvan bakılmış. Şuraları da yine yapının ek binaları. Evet, kömürlük olarak kullanılmış burası daha önceden. Ama sonradan burası hayvan bakmak için farklı bir alana çevrilmiş. Böyle şirin, güzel bir yapı. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Yine benden çok istenilen yerlerden bir tanesi olan Muğla'nın Ula ilçesindeki metruk halde olan ünlü mimar gazeteci Nail Çakıran'ın babasının evi olan Ali Efendi evine geldim. Burayı çekip göstermeye çalıştım sizlere. Yine kaderine terk edilmiş tarihi bir yapı. Umarım yetkililer burası için bir şeyler yapar. Muğla'daki gezimiz devam edecek. Farklı yerlere gidip çekim yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.